Bunları sen de biliyorsun Toprak. Söyle hadi. Böyle bir şey bana sormayın lütfen. O benim ablam. Arada bırakmayın beni. Yüzüme bakamıyorsun değil mi? Hı? Hayır da diyemiyorsun. Ablanı zor duruma sokmayacaksın. Yusuf Bey, rica ederim. Ne olur beni karıştırmayın. Gidin ablamla konuşun bunları. Neyi konuşacağım Toprak? Neyi konuşacağım? Senin ablan bana duymak istediklerimi söyleyecek. Toprak, ben gerçeği istiyorum. Senin bildiğin gerçekleri. Bana doğruyu söyle. Vallahi benim gönlüm de Yusuf'un seni affetmesinden yana ama bunları zor hazmeder o biraz. Yapma teyze, kurban olayım, söyleme böyle. Dur, hemen öyle karaları bağlama. Yusuf'un gönlünde öyle bir yer ettin ki söküp atması zor. Adam kör kütük aşık sana. Keşke öyle olsa. Keşke karşıma çıksa. Arasa. Sessiz buyursa. İnşallah. Sen umudunu söndürme tabi. Ben seni gene ararım, tamam mı? Haydi, iyi akşamlar. Bak Toprak, ben seni sıkıntıya sokmak istemiyorum. Bunun için gelmedim buraya. Bak sen de bana arkanı dönme. İnsanın yüreği ne diyorsa doğru olan o değil midir? Değildir Toprak. Sen konuşmazsan bu soruları kendi kendime soracağım Toprak. Kendi kendime soracağım. O zaman ablanla zaten işim olmaz. Söyle bana hadi. Ona şimdi bir şey söylemeyeceğim. Ama bir gün olur da her şey ortaya çıkarsa, bana gelip sen biliyor muydun derse, ben ona yalan söylemem. Ben ablama söylemiştim. Eğer bir gün Yusuf Bey gelir de bana gerçekleri sorarsa, ben ona yalan söyleyemem demiştim. Duyduklarınız doğru.
Bakın, ben yaptıklarını savunmuyorum. Ama benim ablam kötü biri değil aslında. Sonuçlarının böyle olacağını bilseydi hiç kalkışmazdı bile böyle işlere. Bana havayı savunma Toprak. Sen ablanı kötüye çıkarmak istemiyorsun. O benim canımı yaktı. Canımı. Böyle olsun istememiştir o. Başta her şey oyun gibi geldi ona. Ne oyunu Toprak? Bunun da oyunu mu olur? Hayır, hayır. Ablamın size olan sevgisi gerçek zaten. Sadece en başta, yani sizi sevmeden önce... ...konağa ilk geldiğinde sizi elde etmeyi kafasına koymuştu. Hepsi de bu yüzden oldu zaten. O zaman beni tanımıyordu bile. Tanımıyordu. Tanımadığı biri için niye böyle bir şey yapsın? Amacı neydi? Amacı... ...o konağın hanımı olmaktı. Hava? Ne yapıyorsun sen kızım? Çok güzeldi mi gelinliğim? Bembeyaz. Değil mi? Çok güzel. Ama sen çıkart da kirlenmesin. Kirlettim anne ben gelinliğimi. Çok kirlettin. Leke leke oldu her yeri. İstemeden yaptım ama. Bak hep leke leke bak. Bak günah bunların hepsi. Günah hep. Günah. Hep günah. Yusuf çok beğenmişti biliyor musun? Ama ben dedim. Yusuf illa üstünde göreceğim dedi. Yapma dedim. Bakma. Görme beni böyle dedim. Uğursuzluk olur dedim. Dinletemedim. Asıl uğursuzluk... ...seni bu hale koyanların aklına uymak kızım. Başka bir şey duymak istemiyorum Toprak. Yusuf Bey böyle yapmayın ne olur. En önemlisini dinlemeden böyle gidemezsiniz. Ablam yola başka bir amaçla çıktı evet. Ama sonradan çok aşık oldu o size. Sizin için paradan, puldan, canından... ...hatta benden bile vazgeçti.
aşk öylesine büyüdü ki gözü sizden başka hiçbir şey görmüyor artık. Hiçbir şey umrunda değil. Ablam siz olmadan nefes alamaz. Bana doğruları söyle dediniz. Söyledim. Ama hiçbir şey şu an bu söylediklerimden daha doğru, daha gerçek değil. Ne olur bana inanın. Ona göre bir karar verin. Allah aşkına otur Hamiyet. Başım döndü. Of Yılmaz Bey. Vallahi anlamıyorsun. Bu odada, bu konakta, bu dünyada bana dar geliyor. Dar geliyor. Bu çocuğun nerede olduğunu bilmezsem aklımı oynatacağım inan. Çocuk değil ya hanım. Bir yerlerde aklı başına toplamaya çalışıyordur. İşte ben o yeri bilmek istiyorum. Orayı bilirsem huzur bulacağım. Hamiyet Hanım. Oğlum geldin mi, bulabildin mi? Bağ evinde miymiş? Yok hanımım. Nerede baktıysan bulamadım beyimi. Ay görüyor musun Yılmaz Bey? Ay vallahi aklımı oynatacağım. Tamam oğlum, sağ ol. Yılmaz Bey. Havva'nın yanında olmasın sakın bu. Hamiyet, sen kendi oğlunu tanımıyor musun? Böyle öfkeliyken kimseyle yüz yüze olmak istemez. Herhalde bir köşeye çekilmek istemiştir çocuk. Ay Allah aşkına. O bağ evini niye yaptırdı? Ha? Ne zaman sıkılsa, ne zaman bunalsa oraya kapamadı mı kendini? İşte şimdi yok. Hanımım, tansiyon ilacını getirdim. Aman Pınar, Allah aşkına bana ilaç milaç kâr etmez. Bana bak. Sen hiç Sultan'la konuştun mu? Bir şey biliyor musun? Havva'yla falan konuşmuşlar mı telefonda? Ha? Sakın bu Yusuf o yılanın yanında olmasın. Vallahi bilmiyorum hanımım. Bir şey duymadım ben. Duy o zaman, duy. Şöyle bir etrafı kolaçan et. Bakalım neler oluyor, neler konuşuluyor. Hamiyet. Ne bu Allah aşkına? He? Ne? Bugüne kadar seni dinledim. Artık dinlemiyorum. Abla, nasılsın? İyiyim, sen? Yalan söyleme abla. İyi değilsin, biliyorum. Yusuf Bey buradaydı. Senin yanına mı geldi? Evet, buradaydı az önce. Ablacığım, bana doğru mu diye sordu. Abla, ben ona yalan söyleyemedim. Oh! İyi yapmışsın Toprak. Ben zaten artık bu günahları taşıyamıyorum. Ama onu ne kadar çok sevdiğini söyledim ona. Aslında kötü bir insan olmadığını. Her şeyi istemeyerek yaptığını söyledim. Ne dedi? İnandı mı? Bilmiyorum. Dinledi beni. Sonra da hiçbir şey söylemeden gitti. Abla, Yusuf Bey seni çok seviyor. Buradaki halini görmen lazımdı. Perişan vaziyetteydi. Yalnızca çok kırılmış. Umarım öfkesi aşkını köreltmez. Bir an önce eski günlerinize dönersiniz.
Toprak. Ben kapatıyorum ablacığım. Tamam ablacığım. Hoşça kal. Tamam yiğidim, tamam kuzum. İyi bak kendine, haydi. Ne o? Havva'yla mı konuşuyordun? Şimdi de kapı mı dinliyorsun? Tahmin ettim. İyi halt ettin. Evde miymiş hanım? Sayende. İnanmadım sana. Ara bakalım evlerini de görelim. Doğru mu söylüyorsun? Sen kimsin de benim lafımı tasdik edeceksin kız? Vallahi canın isterse. Hamiyet Hanım'ın emri. Havva neredeymiş öğren dedi bana. Şu kıyamet sessizliği bir geçsin. Ben biliyorum sana yapacağımı. Havva, neredesin? Evdeyim teyze. Toprak'la konuştum. Yusuf ona gitmiş. Ne? Her şeyi sormuş. Doğru mu bunlar demiş. O ne demiş? Hoş, o ne diyecek doğrucu Davut? İnkar etmemiş. Her şeyi anlatmış. Ama Toprak belki Yusuf seni affeder diyor. Tamam, hadi şimdi benim işim var, sonra konuşalım, tamam mı? Teyze, dua et ne olur. Tamam, tamam, haydi. Ne dedi? Ne olmuş? Yusuf Bey onun yanında mıymış yoksa? Sen hakikaten kimle dans ediyorsun kız? Ben seni suya diye götürürüm, gana gana içtim zanneden susuz geri getiririm. Ne diyeceğim Hamiyet Hanım'a ben şimdi? Sen yerini yurdunu bileceksin, işine gücüne bakacaksın. Olanı biteni gidip ben anlatacağım. Haydi. Hanımım. Ne var Sultan? Yusuf Bey'imin nerede olduğunu öğrendim. Havva'yla değil mi? Yok hanımım. Toprağın yanına gitmiş. İstanbul'a mı? Vallahi demin aradım hal hatır sorayım diye, o dedi. Niye gitmiş oraya? Bilmem. Bir şey demedi. Sadece burada dedi. Hani ben de öğrenir öğrenmez gelip size haber vereyim dedim. Başka bir şey duyarsam gelir söylerim beyim. Tamam Sultan. Sağ ol. Allah Allah. Yusuf'un Toprak'la ne işi olur hanım? Anlayamadın mı Yılmaz Bey? Oğlumuz bize inanmadı. Ne senin sözüne inandı ne de benim sözüme. Toprağa gitti. İkna olmak için. Ablam yola başka bir amaçla çıktı, evet.
Ama sonradan çok aşık oldu o size. Sizin için paradan, puldan, canından, hatta benden bile vazgeçti. Aşk öylesine büyüdü ki gözü sizden başka hiçbir şey görmüyor artık. Hiçbir şey umurunda değil. Ablam siz olmadan nefes alamaz. Bana doğruları söyle dediniz, söyledim. Ama hiçbir şey şu an bu söylediklerimden daha doğru, daha gerçek değil. Günaydın. Beyim bunları gönderdi. Yapma Murat. Murat yapma ne olur. Anlayacağın nişan bozuldu. Kurban olayım, al bunları geri götür. Allah aşkına ne olur. Yapma abla. Biliyorsun ben de emir kuluyum. Beyimli diye sonu yapıyorum. Birisine de aklım ermez zaten. Verdin mi? İstediğiniz gibi nişana attığınızı söyledim. Ama inanmadı. Yüzükleri de almak istemedi. Ben de verip çıktım. Ah! Ah!
Yapma böyle kızım. Senin canına da yazık. Bak gözünde akacak yaş kalmadı. O gelmezse ben giderim. Nereye gideceksin? Konuşacağım anne, konuşacağım. Kızım benim. Ben sana konuşma demiyorum ama bir kendini toparla. Ha? Kalk, kalk bir elini yüzünü yıkayalım, kendine gel. Hadi anne, hadi kuzum benim, hadi kalk. Hadi kalk içeri girelim, hadi anneciğim benim. Günaydın. Erkencisin. Bu sabah öyle oldu. Sen ne yapıyorsun? Hala bizle ilgili haberler mi var yoksa? Yok, ev bakıyorum ben de. Geri dönünce ben o iş bitti sanmıştım. Annem için askıya almıştım. Ama dayanamıyorum. Sürekli evde başka bir şey bahane oluyor. Babamla kavga etmekten bıktım. Bir an önce bir ev bulup annemi de alıp gideceğim. Ne zamandır babamla arası kötü. Biraz uzak kalmaları iyi gelecek. Böyle şeyler için üzme kendini Bade. Bir çaresini buluruz. Çaresi burada işte. Ama bütün evlere gidip tek tek bakacak vakit yok. Dert ettiğin şeye bak ya. Ben patronun olarak sana izin veririm. Ama tek bir şartla. Neymiş o? Ev bakmaya ben de seninle birlikte geleceğim. Ev bakmaya başlamadan önce birlikte kahvaltı yapalım mı? Erken çıkınca kahvaltı yapmayı da unuttum ama bildiğim çok güzel bir yer var. Neresiymiş acaba? Sürpriz. Günaydın Mehmet Bey. Günaydın. Ben birazdan geleceğim. Tamam, ben arabadayım. Günaydın. Hayırdır, çıkıyor muydun? Ben de konuşuruz demiştim ama. Artık konuşacak zamanı geçtik Cüneyt. Bu gece icraata geçiyoruz. Yani acele etmeyecektik. Zaten yeterince vakit kaybettik. Bir an önce tarlaya girip ilacı koyup Yusuf'un ipini çekmemiz lazım. İyisin de abicim, daha nasıl yapacağımızı konuşmadık ki. Hayırdır Cüneyt? Tırstın mı? Hadi hadi diye başımın etini yiyordun. Yok be, ondan değil abicim ya. Neden peki? Ya dün Havva'yı gördük ya burada. Morali bayağı bir bozuktu. Yusuf da ortalarda yok. Hani diyorum ki bunlar ayrıldılarsa elimizi böyle bir pisliğe falan bulaştırmasak. Ha? Cüneyt, bu hikayeleri kafandan çıkar. Böyle bir şey yok. Sadece biraz kavga etmişler, o kadar. Biraz önce Yusuf'la konuştum. Yusuf'un gizli mabedinde karşılıklı birbirlerini affediyorlarmış. Tamam. Ben akşam için haber bekliyorum senden. Gibi adam bir gecede ne hale gelmiş ya. Oğlum.
Yavrum. Çok merak ettik seni çocuğum. Neredeydin? Havva'nın yanından geliyorum. Yüzükleri verdim, nişan bozuldu. Hayırlısı olsun be oğlum. Keşke beni daha önce dinleseydin. Bunlar başına gelmezdi be çocuğum. İşte istediğin oldu Hamiyet. Daha ne gidiyorsun oğlanın üstüne? Yılmaz Bey. Sen oğlumun yüzünü görmedin. Biri öyle söylüyor da yüreğine nasıl söz geçirecek bilmiyorum artık. İnsanın keyfini nasıl yerine getireceğini biliyorsun vallahi. Herkesin değil Bade. Sadece değer verdiklerim. Çok iyi oldu bu, sağ ol. Zaten yüzün gülsün diye geldik buraya. Yeni imajın çok yakıştı. Erkek olsan bayağı can yakarmışsın. Ya. Benim aklım Yusuf'ta kaldı. Acaba diyorum onu da mı arasaydık? Dün bütün gece telefonu kapalıydı. Olanları biliyorsundur. Canı bayağı sıkkındı. Dert etme. Bu ilk kavgaları değil, akşama barışırlar. Sanmam. Yani bu sefer bayağı bir ciddilerdi. Yusuf için hangisi iyi olacaksa öyle olsun tabii. Kalkalım mı? Şu ev işini halledelim. Aslanım. Bize hesabı getirir misin? Uzanacaktın be kızım. Hava. Hadi, hadi kalk bir elini yüzünü yıkayalım. Hadi yavrum. Dolanmanın bir anlamı yok. Gel, yıkayalım elini yüzünü. Gel, gel açıl. Yok, bu böyle olmayacak. Şu yıkanı çıkarayım en iyisi. Sen duşun altına gir. Böylesi daha iyi. Kaldır kızım kolunu, yardım et. Biraz toparla kendini. İnsanın kendine ettiğini kimse kimseye edemezmiş. Ah kızım, ah değer miydi bütün bunlara? Gel bakayım. Ah. Elinde olsa bu suyla içindeki yalan ateşi söndürebilsen. Yüreğindeki acıyı söküp atabilsen. Ama ne fayda? Ettiğini çekeceksin.
Sen de kalsın. Özlediğin zaman bana ayırsın düğüne kadar. Aynı sen kokuyor. Yusuf. Oğlum iyi misin? İyiyim anne. Ah be çocuğum. Hiç layık değilsin sen bunlara. Hiç layık değilsin. İnşallah bu günleri unutup çok mutlu olursunuz. Hayırlı işler Remzi abi. Oo, hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Buyurun. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. İşler nasıl, iyi mi? Bizde bir hareket yok da nasip. Sizin markete uğradım geçen gün. Hayırlı olsun demeye sen yoktun. Bizde iş çok biliyorsun Remzi abi. Şirketle market arasında koşturup duruyoruz. Aman aman iş olsun da koşalım değil mi? Sevişen söyleyeyim. O kadar vaktimiz yok. Biz Bade'ye ev bakıyoruz. Elinde uygun bir yerler vardır. Olmaz mı? Nasıl bir yer istiyorsun kızın? Çok büyük olması şart değil. Annemle beraber oturacağız ama mutlaka güneş görsün. İşte sana fırsat Remzi abi. Göster marifetlerini. Göstermez miyim? Elimde sana göre birkaç ev var. Beğendiğinceye kadar baktıracağım tabii. Hadi buyurun. Araba kapıda gidelim. Olur. Mehmet Bey oğlum. Ya bizim kızla Yusuf'un durumunu biliyorsun Aslan abi. Bu sefer çok beter oldu. Hani sen sevabına bir araya girsen de tatsızlık uzamadan barışsalar ha. Remzi abi. Sen rahat ol. Onlarınki aşk değil, kara sevda. Akşama bir şeyleri kalmaz, barışırlar merak etme. İnşallah, inşallah. Beyim. Bunu şirketten yolladılar. Önemliymiş. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de sana hep yeniden başlamak isterim.
Bilmiyorum ne vardı saçlarında. Rüzgar mı delice eserdi? Gözlerim mi öyle görüldü yoksa? Saçlarının her hali hoşuma giderdi. Seni senden de yakın, yalnız ben tanıyorum. Sana seni en sıcak bir ben anlatıyorum. Kimse varamaz senin ben kadar yakınına. Çok zamanlar kendimi sanki sen sanıyorum. Allah aşkına içeri girmeme izin ver. O orada öyle acılar içindeyken ben nasıl durayım burada? Hamiyet, onun yaralarını sarmaya bizim gücümüz asla yetmez. Bırak içindeki acıyı akısın. Bak, zaman vereceğiz. Zaman vereceğiz, biz güçlü kalacağız ki oğlumuz yardım istediğinde ona destek olabilirim. Hava, kızım çorba yaptım. Daha ne kadar bekleyeceğiz burada, he? Gerektiği kadar bekleyeceğiz. Görüyor musun? Dalyan gibi oğlumu ne hale getirdiler. Reziller. Ne yapsam? Ne yapsam Allah'ım da bu... bu içindeki acıyı biraz olsun hafifletebilsem. Susacağız Hamiyet. Susacağız. Oğlumuzun yangınına körükle gitmeyeceğiz. Gerektiği kadar susacağız. Tamam Yılmaz Bey. Tamam. Sen istediğin kadar otur. İstediğin kadar sus. Ama ben anayım. Anlıyor musun? Ben oğlum için dünyayı yerinden kaldırırım. Ama böyle oturup bekleyemem. Bak sen şimdi gör. Bak ben onlara neler edeceğim. Şimdi gör. Nereye Hamiyet? Sultan, Murat nerede? İçeride. Murat gel buraya. Bana bak. Derhal o havvalara gidiyorsun. Nişan için vermiş olduğumuz bütün takıları,
Bütün bohçayı, ne kadar kıyafet varsa her şeyi alıp geliyorsun, tamam mı? Arabayı, arabayı da sakın unutma. Hatta gelirken tapuya uğra. Benim için randevu al. Yarın gideceğim. Oldu mu? O dükkanı da bırakmayacağım onlara. O dükkanı da bırakmayacağım. Niye duruyorsun? Hadi sen de git Murat'a yardım et. Bak, tek bir mendil dahi kalmayacak, haberin olsun. Ay. Anam o. Ay Sultan. Gel. Sultan kötü oluyor. Gel şöyle otur. Gel, gel. Ay. Gel. Allah. Geç. Sultan. Dil altını. Dil altını getir. Tamam. Ay. Gözlerime bahar sen varsan gelir ancak. Seni seviyorum. Oğlum. Nereye yavrum? Biraz hava alacağım anne. Yusuf'um, ne olur bir tane. Ne olur kendine dikkat et. Bak ben sensiz yaşayamam. Ne olur dikkat et, olur mu? Ah be çocuğum. Of. Thank you.
Vallahi çok kayıp olacak ya. Ama etme bulma dünyası bu Murat. Hadi duydun Emiyet Hanım'ı. Yürü yürü yürü. Günler Şeref abla. Buyurun. Bizi Amiyet Hanımlar yolladı. Bugüne kadar Havva'ya aldıkları bütün hediyeleri geri istiyorlar. Ya arabayı falan da. Anne. Hayırdır? Hayır ya. Hancıoğulları yangından mal kaçırmaya çocukları yollamış. O ne demek? Havva'ya verdikleri her şeyi geri istiyorlar demek. Ne münasebet? Hiç mi yol yordan bilmiyor bunlar? Nişan onlar bozduklarına göre eşyalar bizde kalır. Tek. Yarın şu topuya gidip dükkanın devirişini de halledelim. Dükkanı da geri istiyorlar. Yok artık. Daha neler? Çekil. Anne. Allah'ım ya. Şu gördüğümüz muameleye bak. Bize reva mı bu? Sanki çul çaput benim gözümde. Anne gelinini bırak ne olur. Bırak anne. Çekil. Benim burada kızımın ciğeri yanıyor. Hiçbir mal mülk gözümde değil benim. Boşuna beklemeyin. Benden zırnık alamazlar. Hem dükkan benim üstüme. Sonra geri alacak değiller ya. Yıkılın gidin kapımdan. Söyleyin o hancıoğullarına verilen mal geri alınmaz. Bu kadar terbiyesizlik de fazla. Zaten kızımı mahvettiler. O eşyalar da onun bedeli işte. Ona saysınlar. Alın işte. Alın bütün eşyalarınızı. Hadi. Ha, şunu da Yusuf Bey'ine ver. Havva'nın borcu vardı. Şimdilik bu kadar. Ona söyle, bir kuruş parası kalmayacak bizde. Al. Ne yapıyorsun be kadın? Onlar bizim hakkımız. Nişanı bozmasalardı. Karışma Remzi. Çulu çaputu her şeyi götürsünler. Aa, takılarda mı koydun kadın? Ya onlar kaçmadı sen biliyor musun? Ya ne duruyorsunuz? Verdim işte her şeyi. Hadi götürün. Hadi, dur bir dakika, bir dakika. Şu arabanın anahtarını da alın. Hadi bakalım yolunuz açık olsun. Güle güle. Kadın! Sen nasıl bana sormadan pulu ipirtiyi toplayıp verirsin ha? Ben bu evin reisi miyim yoksa iskele babası mı? Baba olsaydın da kızını bu hallere düşürmeseydin. Hancıoğullarının birkaç eşyasına kalmadık biz. Eteği elbisesi umurumun 15'i değil. Oh, milyonluk takıları da verdin hadi. Ne hat etmeye peki arabanın anahtarını ellerine tutuşturursun? Daha dur. Dükkanın anahtarını da vereceksin. Bir kuruş paraları kalmayacak bizden. Oldu Şeref Hanım. Sen öyle san. Yok öyle ya ama. Ha, ben 40 yılda bir dükkan sahibi olmuşum. O malımı da bu salak kızın yüzünden ellere veremem. Remzi, beni deli etme. Onlarla alışverişimiz bitti. Bitti, öyle mi? Peki biz ne aldık karşılığında? Onca zaman gönlümce kızım da gezdiğine saysın Yusuf Efendi. Baba yapma ne olur. Seninle sonra konuşacağız. Tüh senin babalığına. Doğru değil mi? Madem iş bitti, o zaman biz de yaptığımız bohçaları geri alacağız. Öyle yağma yok, tamam mı? Allah cezanı versin Remzi. Hiç mi vicdanın insafın yok? Ya rezil olacağımız kadar olduk zaten. Vicdan da, insaf da artık altınla tartılıyordu Şeref Hanım. Onlar da bende yok. Dur, gitme diyorum sana. Kimse bana engel olmasın.
cezanı versin Remzi. Allah cezanı versin. Cariyek. Ama ağzınla oynuyorsun. Böyle oynanmaz ki. Becerebiliyorsan sen de çağır zarı. Ama öyle herkesi dinlemez tabii. Sen bunu hak ettin. Kabul. Fena yenildim. Dile benden ne dilersen Bade Hanım. Bir düşüneyim. Çikolatalı pasta. Sana kendi ellerimle yapacağım söz. Hayır olmaz. Daha çok gencim. Bir çikolatalı pasta yüzünden ölmek istemiyorum. Bu söylediklerine pişman olacaksın tadına baktığın zaman. Ay Mehmet. Çok iyi geldin sabah sabah. Canım çok sıkkındı ya. Sen de bana çok iyi geldin Bade. Ya kusura bakma. İlk tanıştığımız günden beri seni arkadaş olarak görmeye çalışıyorum. Hep dost kalalım diye uğraştım ama bir türlü beceremedim. Yüreğime söz geçiremedim Bade. Daha önce hiç kendimi böyle hissetmemiştim. Ben sana çok fena tutuldum Bade. Kusura bakma. Bunların hiçbirini planlamamıştım. Birden ağzımdan dökülüverdi. Mehmet ben... Ne olur bir şey söyleme Bade. Sadece söylediklerimi düşün. Daha sonra bir daha konuşuruz olur mu? Neredeyse toplantıya geç kalacağız. Allah Allah. Ya neredesin be kardeşim sen Allah aşkına ya? Yusuf'un ipini çekeceğiz dedin gittin. Ortada ne plan var ne düzen var? Oğlum bunlar ulu orta konuşulacak şeyler değil. Geç şöyle. Sen iyi misin Allah aşkına ya? Bana bak. Bu durumun şu kızla alakası var mı? O kadar belli oluyor mu? Sevdaya düşen anlar kardeşim. Yakışıyor muyuz peki? İnşallah yakında iyi haberlerimizi de duyarsın. Hadi bakalım. Ama önce şu Yusuf taşını yolumuzdan kaldırmamız lazım. İşte o zaman sen Havva'ya, ben de güzel gözlü Badem'e kavuşurum. Nasıl yapıyoruz peki bu işi? Ben ortalığı kolaçan ettim. Akşamları tarlayla depoda bir tek Kadir kalıyor. Yani Pınar. Koskoca konakta. Bunları koyacak yer bulamadın mı ayol? Hanımım kontrol edersiniz diye getirdiydim. Bunlar ne Hamit? Oğlumuzun o kıza verdiği hediyeler. Pek layıkmış gibi. Şeref Hanım bir de bu parayı yolladı. Yusuf Bey'e borçları varmış. Ama merak etmesinler, mutlaka ödeyeceğiz dedi. Hırsın geçti mi peki şimdi ha? Ha? İçin soğudu mu Hamiyet? Hiç bir oturup düşündün mü? Bu yaptıkların sana yakışıyor mu? Ne yapayım ben bunları?
Enişte, bir destur de ne bu böyle alacaklı gibi ya? Doğru bildin. Alacaklıyım. Seni iş bilir belledik. Öttüğün kadar marifetli değilmişsin. Tuttuk, tutacağız derken yağlı kuyruğu elimizden kaçırdık baksana. Enişte, bak. Su bulandı zaten. Bir de sen taş atma. Gözünü seveyim git. Tamam mı? Hadi git. Karışma benim elim işime. Karışma benim. Ne oluyor Sultan burada? Ne işin var burada Remzi Efendi? Hesabı kapatmaya geldim Hamiyet Hanım. Maşallah alacaklarına şahinsin de vereceklerine hiç oralı değilsin bakıyorum. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Nişan borçlusunu geri istemeye geldim. Ömrümde sizin kadar yüzsüz, sizin kadar arsız insanlar görmedim ben. Oğlum sizden kurtulacak diye kurbanlar adıyorum ben, kurbanlar. Canın ne istiyorsa onu yap. Ama borçlumu almadan şuradan şuraya gitmem. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben şimdi gösteririm sana bohçayı mohçayı. Remzi abi bak bir sakin ol. Ayıp oluyor. Bırak lan! Onlar nasıl mallarını istiyorlarsa ben de istiyorum. Allah Allah. Hayasız bunlar. Hayasız. Bunların ardamanı çatlamış. Hepsinin ardamanı çatlamış. Bir de kapının önüne dikilmiş ahlaksız adam. Bohçam da bohçam diye tutturuyor. Görürsün sen şimdi bohçayı mohçayı. Koskoca amcaoğulları 3-5 kuşluk malının peşine düşünce ayıp olmuyor da biz düşünce mi ayıp oluyor? Hamiyet ne yapıyorsun Allah aşkına dur. Sizi Allah kahretsin. Şimdi görürsünüz siz. Yeter! Yeter! Bıktım sizin bu yüzsüzlüklerinizden. Tutturdun bohçam da bohçam diye. Şimdi göreceksin sen bohçayı. Al! 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 Al bunu da! Şuna bak şuna. Sanki Bursa ipeklisi. Rezil gibi şeyler. Al! Ne yapıyorsun Hamiyet? Hiç yakışıyor mu bu yaptıkları sana? Aman bırak Allah aşkına. Ay vallahi aklım oynatacak. İşte bu sizin insanlığınız. Biz böyle mi yaptık? Teker teker verdik eşyalarınızı geriye. Allah belanızı versin. Allah be... Hamiyet Hanım Havva'yı da, onunla alakalı her şeyi de söküp atıyor birbir. Ne o? Sıra sana gelecek diye mi bu halin? Ay Yılmaz Bey. Ay görüyor musun ne hallere soktular beni. Allah sizi kahretsin. Yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Tamam Hamiyet, tamam. Biraz sakinleş. Şöyle geri yat. Ha, bir derin derin soluklan. Tansiyonun da fırlayacak şimdi. Ha? Nereye Hamiyet? Oğlum geldi. Onun yanına gideceğim. Hamiyet, fark etmiyor musun? Ha? Hiç kimseye faydan dokunmaz bu halinde. Ölüp ölüp diriliyorsun, görmüyor musun? Thank you.
Şu rezilliğe bak. Bize yakışır mı anne? Şu rezilliğe bak. Ne yapabilirdim oğlum? Başka hiçbir çare bulamadım ki. Senin böyle yüreğin yandıkça benim ciğerim paralanıyor. Belki dedim bunları gönderirsem, bütün bu anıları atarsam, bu kız da hayatımdan çeker gider, unutursun. Bunların hepsini geri yolla anne. Ben ona hayatımı verdim. Bunların hepsini geri yolla. Tamam. Ona da tamam. Ama bitti değil mi Karagözlüm? Gerçekten bitti değil mi? Sen haklı çıktın anne. Paramparça oldum işte. Yapma benim güzel oğlum. Ne olur böyle yapma. Zaman neyi geçirmemiş ki bir tane? İnan bana her şey geçecek. Sana söz veriyorum. Bunları geri yolla anne. Tamam. Pınar! Pınar! Şunları hemen toparlayın. Murat da geri götürün. Bir tek şey kalmasın ona göre. Değil mi? O kalsın Pınar. Tekrar barışırlarsa. Gelecek mi?
Yusuf dönecek mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Abim nasıl? Nasıl olsun? İyi değil. İnsan böyle zamanlarda sevdiği insanları yanında istiyor. Ben de onun için hemen Asiye Hanım'a haber verdim. Sadece Asiye Hanım'a haber vermemişsin. Yiğit'e anlattıkların için de sonra konuşacağız. Ne diyeyim ben şimdi ya? Ha? Kimseye yaranılmıyor ki. Münevver. Amcacığım. Kızım. Baba. Nasılsın? Seni gördüm, daha iyi oldum yavrum. Amcacığım. Nasılsın kızım? Ben iyiyim de. Münevver, sen niye geldin kızım? Yoksa bir aksilik mi var? Baba, olanları duydum. Ha. Abim nasıl? Nasıl olsun ki? Bitti mi gerçekten şimdi? Of. Çok üzülmüştür. Perişan olmuştur şimdi. Nerede? Kapattı kendini. Of. Anne? Anneciğim. Münevver. Oh canım, canım, canım. Canım, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi ki geldin bir tane. Anne. Kuzum, nasılsın? İyiyim ben. Münevver'i merak ettim. Döndü mü konağa? Geldi oğlum, geldi. Yusuf abi? Sen merak etme onu. Anası, babası, herkes arkasında. Atlatır da. Ben kendim ne yapacağım, onu şaştım. Niye, sana ne oldu? Yanında bana da yatacak bir döşek var mı yiğidim? Ne oldu ki anne sana? Öyle icap etti oğlum. Eğer yerin müsait değilse bir ev bakmaya başla. Beraber tutacağız, oturacağız artık. Ne yapalım? Başımızın çaresine bakacağız. Bu ayrılıkta senin payın var mı yoksa kovuldun mu anne? Yok. Kovmadılar da. Malum Havva benim yeğenim. Ucu döner dolaşır beni bulur diye şimdiden tedbirimi alayım dedim. Vallahi ben bir şey anlamadım. Ama sen benim annemsin, başımın üstünde yerim var. Ben gerekeni yaparım. Kuzum. İnsanın en yakını evladı işte. Hep evladı. Öyle güzel ki. Bahçesi de var. Birazcık ufak tefek ama olsun. Biz seninle oraya çiçekler ekeriz.
güzelleştiririz. Ama mutfağı tam istediğimiz gibi. Kocaman. Güneş de alıyor. Ben diyorum ki hemen taşınalım. Biraz ufak tefek düzeltmelere ihtiyacı var ama... biz senin onu da hallederiz değil mi anneciğim? Anneciğim. Biliyorum. Alıştığın yerden ayrılmak zor geliyor. Ama senin iyileşmen için. Geçmişinden, sana acılarını hatırlatan olaylardan, yerlerden uzaklaşman gerek. Kerem bizimle gelmeyecek mi? Babanla mı kalacak? Kerem artık bizimle değil ki anneciğim. Biz artık seninle birlikte kalacağız. Ana kız. Tamam mı? Konuştuklarımız aklında değil mi? Oğlum sakin ol. Banka soymayacaksın. Adam da öldürmeyeceğiz. İşçilerin hepsini tanıyorsun zaten. Harbiden konuşmaya gidiyormuşsun gibi düşün. Ha, ecelle konuşmak bizimkisi abicim. Yakayı bir ele verirsek görürsün sen konuşmayı. Oğlum, bu işi halledersek Yusuf'u tamamen ortadan kaldıracağız. Bunu aklından çıkarma. Ulan ucunda o olmasın zaten var ya. Hayatta girmem bu işe. Neyse, sen gene de hakkını helal et de ne olur ne olmaz abicim. Yani saçma sapan konuşup kötüyü çağırma. Bir şey olmayacak, merak etme. Her şey poşetin içinde. Hadi kazan mübarek olsun. Bu sefer yüzüme gül. Ben ne yaptımsa senin için Havva. Seni hala sevdiğim için. Aklım sende kaldı, iyi misin?
Oo Cüneyt abi hoş geldin. Bu masa kurulacak dediysek kurulacak. Harbi adam mısın ha? Bizde söz vermek başka bir şeye benzemez. Abi güzel hoş kuralım sofrayı kurmasına da böyle göz önünde keyif yaptığımız görürlerse ekmeğimizden oluruz. Allah Allah bakarız çaresine dedik ya Kadir. İki dakika kapatacaksın keyfimize bakacağız ya. Abi o lafın gelişiydi. Bunların dakika hesabı var Yusuf Bey anlar. Yani patronunun işi gücü yok saniye saniye bunları mı seyredecek? Ulan var ya seni gören de Merkez Bankası'nın kasasını koruyor sanır ha. Milletin işi gücü yok gece buraya domates biber çalmaya gelecekler öyle mi? Lan oğlum hem sen demedin mi abi getir de içelim diyen? Abi dedin demesine de. Biliyorsun. Oho yok abicim yok. Senin bir şey yapacağın yok. Ulan bir sürü de şey aldım ha. Baksana cacıktı, ezmeydi, peynirdi, domatesti. Neyse. Ben de gideyim şöyle bir yerde tek başıma içeyim artık ne yapayım. Tamam abi tamam otur sen. Emin misin? Sen kur sofrayı abi. Ben şuradan iyice bakıp geliyorum. Hadi bakalım. Tamam abi hallettim. Hayırdır abi ne oldu? Betim benzin atmış. Bir durum mu var? Yok iyiyim Kadir de babam hastalanmış. Acilen hastaneye götürmüşler. Benim de oraya gitmem lazım. Abi çok geçmiş olsun. Çok üzüldüm ya. Sağ ol kardeşim. Abi ben beceremeyeceğim bu işi ya. Ne diyorsun lan? Sonuna gelmişken vazgeçmek oluyor mu? Peki bende o göz var mı? O ne demek lan? Diyorum ki kutlamaya gidelim. Yusuf'un ipini çektim. Havva benim artık. Ulan var ya kafa gözde alıyordum az kaldıydı. Ama iyi oyuncuymuşsun. İcabında Cüneyt Arkın gibi rol keserim. Yok be kızım. Almayayım vallahi. Hiç istemiyorum. Ama ben yaptım anneciğim. Eline sağlık güzel kızım. Afiyet olsun babacığım. Çıkmadın mı hiç? Çıkmadım Münevverim. Çıkmadı. Sırf o kapılar kapansa iyi. Biliyorsun. İyi geceler. Ah Badeciğim hoş geldin yavrum. Hiç duymadık kızım. Hoş geldin kızım gel otur. Geç. Hamiyet teyzeciğim iyi misiniz? Değilim Bade. Hiç iyi değilim. Görüyorsun başımıza gelmedik kalmadı kızım. Yusuf değil mi? Ben de dün çok aradım. Mesaj attım. Hiçbirine cevap vermedi. Ben de merak ettim. Kalktım geldim. Havayla ayrıldılar.
biliyorum. Ama belki barışırlar. Allah korusun kızı. Nasıl laf o öyle? Ay ağzından yel alsın. Bitti kızım o iş, bitti. Bitti de bizi de bitirdi. Oğlum onun narına yandı gitti. İşte bizim de halimiz ortada. Abi. Yavrum. Yusuf. Oğlum nereye gidiyorsun? Allah aşkına gecenin bir yarısı. Karışmayın artık. Madem Allah aşkına git. Allah aşkına yalnız bırakma bunu. Şimdi bizi istemez çocuğum. Ne olursun kalk git. Sana hayır diyemez hadi. Kızım otur. Biraz yalnız bırakalım adamı. Hamiyet sen de çocuğa biraz zaman tanı olmaz mı? Of yalnız mı? Of ya of. Bu da deli divane olmuş. Allah sonlarını hayretsin. Anahtarları ver Murat. Buyurun beyim, ben ne güne duruyorum? Sen ver anahtarı. Ben de götürürüm beyim. Nereye gideceksek beraber gidelim. Ver Murat. Havva aç. Alo. Abla benim. Ne var ne istiyorsun? Bir Havva'yı versene diyeceklerim var. Sultan tepemin tasını attırma. Ya kapıdan kovdum şimdi burada mı yetişiyorsun? Ha? İlla ölüme de dirime de gelme mi diyeceğim sana? Abla bak bir dinle hele. Bu Yusuf'un halı hal değil. Gözleri deli gibi bakıyor yeminle. Az önce Havva'nın gelinliğini aldı çıktı gitti. Zil zurna sarhoş. Bana ne? Benim kızımın da ondan kalır tarafı yok. Buna sebep olanlar utansın. Allah aşkına bir ver Havva'yı. Ya da sen anlat durumu. O bilir oğlanın nereye gittiğini. Sade onları düşünüyorum yeminle. Sultan sus diyorum sana. Yalancı. Sanki Havva ile Yusuf umurunda. Onlar barışsınlar sana yarasın diye yapıyorsun değil mi? İki gözüm önüme aksın ki zerre kadar kendimi düşünmüyorum kız. Onların sevdası hatırına. Bak ikisi de yanacaklar. Anne. Ay. Ne oldu ne dedi teyzem? Bir şey mi oldu Yusuf'a? Ya kızım bırak şu Yusuf'u. Şu haline bir bak. Anne. Söyle ne olur.
Neredeymiş Yusuf? Kızım, bir vermedik, canın kaldı. Bırak, nereye giderse gitsin. Anne, benim canım Yusuf, sen anlamıyor musun? Ona bir şey olursa ben yaşayamam. Ne olur söyle neredeymiş. Anne, yapma, söyle ne olur. Ya bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Teyzen de onun için aramış zaten. Yusuf gelinliği de alıp evden çıkmış. Havva bilir nereye gittiğini dedi. Gelinliği mi? Kızım nereye? Yapma. Yapma Yusuf, ne olur yapma. Her şeyi öğrendim biliyor musun? Her şeyi öğrendim. Benden niye ayrıldığını biliyorum. Ben yüreğimi açtım sana. Bana aşkla baktığın için sana aşık oldum. Hepsi yalanmış. Her şeyin gibi. Nasıl becerdin? Bu kadar saf temiz görünmeyi nasıl becerdin? Nasıl sakladın o kadar yalanı? Sonunda kazanacakların için değil mi? Kazanacakların için. Ben sana aşık oldum Yusuf. Ne zaman? Ne zaman aşık oldun? Hatırlıyor musun? Hangi anlarımız gerçekti? Hangi bakışların gerçekti? Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. En başından beri aşıktım ben sana.
Ben içimdeki Havva'yı sevmişim. Ama öyle biri yok. Çok seviyorum seni. Çok seviyorum seni. Sen beni sırtımdan vurdun. Kaç kere söyledim sana? Kaç kere? Bir şey biliyorsan bana söyle dedim. Yalanlarını bana söyle dedim. Seni affedeceğim dedim. Gözümün içine baka baka kandırdın beni. Yapamadım. Söyleyemedim. Ben de ki sen ölsün istemedim. Mecbur kaldım. Beni unutman lazımdı, unut istedim. Unutmak öyle mi? Bade? Mehmet. Bizde olduğunu söyleseydin daha erken gelirdim. Hemen gitmiyorsan bir kahve içelim birlikte. Ya kusura bakma, saçmalıyorum. Seni görünce çok heyecanlandım. Aslında ben de seninle konuşacaktım Mehmet. Bugün söylediklerimi düşündün mü? Evet, düşündüm. İkimiz için hiçbir engel yok biliyorsun değil mi? Mehmet. Ben bir karar verdim. Ben sana güvenmek istedim. Çocuklarımın anası ol. Benim karım ol istedim. Bundan sonra sana asla güvenmem. Asla. Yapma Yusuf. Yapma ne olur. Al beni gidelim. Gidelim buralardan. Aşkımızı alalım gidelim. Sen nasıl istersen. Beş kuruşsuz, ekmeksiz, açsız. Ama beni sensiz bırakma. Ben sana dokunmadan yaşayamam. Senin kokun olmadan yaşayamam ben. Yüzüğü çok seviyorum ben seni. Ölecek kadar çok seviyorum. Ne olur beni öldürme. Kıyma bize ne olur. Dene. Dene defalarca dene. Sına beni. Ama gitme. Kurban olayım gitme. Bir sürü günah işledim ben. Bir sürü. Söyleyemedim. Korktum. Seni kaybetmekten korktum. Korktukça günaha sığındım ben. Ama hepsi senin içindi, yemin ederim senin için. Yapma. Benim için mi? Benim olanlar için mi? Thank you.
İşte bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim abla.